Ankara doğumluyum. 1943 tam savaşın, yani İkinci Dünya Savaşı'nın Türkiye'de iyice yaklaştığı bir dönemde doğmuşum. Şubat başı fevkalade soğuk bir hava. O kadar ki o zaman babam yedek subaylık, asker yani. Dolayısıyla Ankara'da Cebeci'de askeri hastane, numune hastanesinde doğmuşum. Sabaha karşı aracın benzini donduğu için araç gidememiş, son kısmını yürüyerek gitmişler. Annemler böyle yani soğuk. Bir orta sınıf aileden geliyorum. Ailem, gerek anne tarafım gerek baba tarafım, muhacir, Rumeli. Ama hep kentli ve genellikle de devlet memuru. Dedem öğretmen, öbür dedem Çanakkale şehidi. Mütevazi bir aile, annem öğretmen. Sonra ablam da öğretmen oldu. İşte kısmetten de öğretmen oldum zaten. Sonra Ankara'dan İstanbul'a taşındık. Ankara'dan erken döndük, 48'de döndük. Yani Ankara'da babamın savaşta tekrar askere alınan bir yedek subay. Yani yedek subay aslında asker değil fakat İkinci Dünya Savaşı'nda ihtiyaç duyulan şeyleri, vasıflı insan gücünü tekrar yedek subay, tekrar subay olarak geriye alıyorlar. Savaş bitince babamın Ankara'da işi bitti. Sonra İstanbul'a geldi. Bizim ailenin büyük bir bölümü Beşiktaş civarındaydı. Onlar çok Beşiktaş'a gelmemizi istediler ama Allah rahmet eylesin babam biraz böyle inatçı ve bir adamdı. O Levent'te, 1. Levent'teki evlerden almak istedi. Böyle kurtların indiği bir dönemde Levent'e taşıdık ve Levent İlkokulu'nda başladım. İyi bir öğrenciydim. Yani benim öğrencilik deneyimimde hiçbir öğrencilik sorunum olmadı. Hep iyi bir öğrenciydim. İlkokulu bitirince şimdiki gibi böyle merkezi sınav yoktu. Okullar sınav açarlardı. Ailede biraz vardı. Nereye gitmem gerektiği konusunda de vardı, bir ayrışma da vardı. Galatasaray Lisesi'ne sınavına girdim. Robert'e bizimkiler iyi bakmazdı aslında. Levent'ten yakındı ama Robert daha böyle İstanbul'un iş alemi diyelim. Onların çocuklarını yolladıydı. Fransız Saint Michel'e girdim sınavlarına. Hepsini iyi dereceyle kazandım. Fakat babamın kuzenlerinden biri Galatasaray Lisesi mezunuydu. Feci halde bastırdı Turgut abim. Olmaz bu çocuk. Mutlaka Galatasaray'a gidecek diye. Böylece yatılı olarak 11 yaşına kadar evde, 11 yaşından sonra Galatasaray Lisesi'nde yaptı. Orada da iyi öğrenciydim ama dediğim gibi hafız sınıfından sayılmazdım. Ne olduysam önce Galatasaray Lisesi'nde oldum. Yani ufkumun açılması, Galatasaray'ın böyle köklü gelenekleri vardır. İşte sinema kulübü vardı, edebiyatla tanışmamız, sinemayla tanışmamız, düşünce hayatıyla tanışmam. Bütün bunlar Galatasaray Lisesi'nin sağladığı imkanlardır. Tabii Fransızca da yabancı dil öğrenmek erken yaşta son derece önemli. Yani sadece bir entelektüel gelişme, ufuk, vizyon vermesi, çok önemli dostluklar vermesi. Leyli hayat tabii, yatılı hayat çok önemli bir şey. Bizim Galatasaray'daki sınıf iyi sınıftır. Sadece yok, Şevket Altuğ var, Mehmet Ali Birant, Özhan Can Aydınlı Galatasaray'ın meşhur şube arkadaşımdı. Barış Manço sınıf arkadaşımdı. Ondan sonra Barış Manço, onun böyle şarkı yeteneği falan. Onunla beraber sahneye çıkmaya başladık. Evvela biz bu baba, arkasında ben vokaldim falan. Hafif caza da meraklanmıştık zaten. Amerikan Kültür Merkezi'ne caz dinlemeye giderdik. Onların caz seansları vardı. Okuldan kaçınca şöyle bir sorun vardır Galatasaray'da. Okuldan kaçınca akşam dönemezsin okula. Dolayısıyla sabah döneceksin. Hep beraber o tepe başında küçük oteller vardır. Büyük Londra Oteli falan da onlar. Onlar otellerden birinde kalırdık. Sabahleyin de okula giderdik. Barış sabahleyin işkembe çorbacısı da giderdi. Ben hiç yapmazdım ama bizim orkestrayla beraber. Babam ilginç bir adamdı. Çocuğun gelişmesine çok açık bir insandı. Liseye gider gitmez bana o zaman 2,5 lira benim haftalık karşılığım vardı. Artı aldığım kitapların parasını verirdi. Kitabın yani kitapta sınırı yoktu kaç kitap alırsan. Abartmazdım ben de. Mesela ben müzik yapmak istedim, caz filan, saksafon istedim. Babam hemen bana saksafon aldı bir tane. Yani o zaman da tabii kara borsa var, gene bir Amerikalı'dan kalan dünyanın parası. Yani o devirde neredeyse bir arsa parası filan. Böyle büyük paraydı. Bir tane saksafon aldık. Barış Manço'nun saksafoncusu oldu. Plaklarımız filan var. Bizim dönemimizde American Film Service, AFS diye bir
hizmet vardı. Yani Türkiye'den lise öğrencileri son sınıfı okumak üzere şeye yollanırdı. Amerika'ya bir yıllığına bir ailenin yanında oturulur filan. İşte onun da sınavı vardı. İşte o sınavı da kazandık. Babam çok destek oldu. Yani benim gitmem için çok istedi. Çok büyük çaba gösterdi. Ve 1960 sonbaharında 17 yaşında Los Angeles'te Redondo Beach diye bir yere gidip Redondo Beach'te liseyi okuyup lise diploması aldım. 17 yaşında Amerika'yı görmek Türkiye açısından çok büyük bir vizyon açıcı, ufuk açıcı bir olay. Şimdi şöyle özetleyeyim. İstanbul'da işte gittiğimde bir tane radyo var. İstanbul Radyosu. Ankara Radyosu uzun dalgadan yayın yapıyor ama ona yani o kadar şey yok. O da sabahleyin işte 6'da galiba İstanbul Radyosu İstiklal Marşı ile başlıyor. Gece de 12'de İstiklal Marşı ile kapanıyor. İstanbul'da 5000 tane otomobil var. Ondan sonra şimdi ben Los Angeles'e gittim. Radyo sayısını kimse bilmiyor. 13 tane de televizyon kanalı var. 2,5 milyon da otomobil var. Yani başka bir dünya böyle şey açıcı. Dönüşte lise diplomam vardı. 61'de döndüğümde. Yani doğrudan üniversiteye gidebilirdim. Galatasaray o zaman bütün liseler 11 iken 12 idi. Ben dolayısıyla Galatasaray'da 11. sınıfı okumuştum. Şöyle bir Hasan'la beraber, Hasan Akbayla'yla beraber gitmiştik. Yani ne yapalım biz? Normal olarak bir sene kazanırız. Biz Hasan'dan düşündük ya bu kadar şey yaptık, emeğimiz var Galatasaray'a. Bir Galatasaray diplomamız olsun ne olacak bir senenin yani? Aramızda sonradan bir senenin de kıymeti harbiyeti hayatta bir sene geç başlamış olduk. Zaten bir senede hazırlık okumuştuk. İki sene. Ne olacak iki sene dedik. Oturduk geldik burada. Güzel güzel Galatasaray'da. Hasan Fer'e gitti. Ben Edebiyat'a gittim. Galatasaray Lisesi'ni okudum. Benim zamanım tabii yani ilkokul öncesi ve ilkokul başlarında 40'ların sonu 50'ler Türkiye'nin en gözde mesleği uzak ara mühendislik. Müteahhit firmalarının kurucuları o dönemde 3 aşağı 5 yukarı teknik üniversiteye gitmiş. Mühendislikten işte müteahhit oluyorsun, zengin oluyorsun, şey yapıyorsun falan filan. Dolayısıyla bana da bir mühendislik şeyi vardı. Ben sonra işte Galatasaray'ın o entelektüel ortamının da belki yarattığı bir şeyle akademisyen olmaya karar verdim ve böyle uygulamalı değil de daha teorik kısmı bir şeye. O sıralarda da işte atom bombaları filan atılıyor filan. Nükleer fizik okuyayım, nükleer okuyayım. Böyle bir alanda mühendislikten ziyade daha böyle bir saf bir teoriye yönelik bir alanda. Yani çok erken hocalığa, akademisyenliğe karar vermiş biriyim. 50'li yıllarda Türkiye hala bir rütbe toplumudur. Yani rütbeler önemlidir. Ve bu rütbeler içinde akademisyenlik çok üst bir rütbedir. Yani bunun en güzel örneği mesela İstanbul Üniversitesi Rektörü törenlerde, resmi törenlerde protokoldaki yeri valinin önündeydi. Yani üniversite hocası müthiş bir statüye sahip, rütbesi çok yüksek. Şeyinden yani Seyfiye, Osmanlı'dan kalan Seyfiye Ulema, o ulemanın böyle çok önemli bir yeri var filan. Orada tabii 27 Mayıs sonrasında yani o 50'lerin sonunda, 27 Mayıs olmuş. 50'lerin sonunda böyle bir Türkiye'de müthiş bir kalkınma hedefi, arzusu var. Kalkınma, Amerika'ya gittiğinde de görüyorsun ki bu kalkınma dediğin şey aslında öncelikle iktisat. Yani sanki her şeyin başı iktisat gibi duruyor. Orada Amerika döndüğümde karar verdim ki ben iktisat okuyacağım. İktisat fakültesine girdim, mülkiyeye girdim. Mülkiye'yi çok iyi bir dereceyle kazandım, burslu kazandım. Fakat mülkiye Ankara'daydı. Ondan sonra dedim üniversiteyi İstanbul'da okuyayım. Hem ailem burada rahat Ankara'da şey yapacağım ama Leyli'yip zaten hayatımız Leyli'yi geçti. Bir sene de Amerika'da kaldık filan. Böylece mülkiye yerine İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni orada kariyer yapmak üzere üstelik yani girdiğimden. Nitekim girer girmez hemen İdris Küçüköber ki hayatımın büyük önemli insanlarından biridir. İlk İktisat'a giriş hocam böyle müthiş bir şeyle müthiş bir havası vardı. Müthiş karizması olan bir insandı. Allah rahmet eylesin. O da çok erken vefat etti. İdris Hoca. İdris Hoca baktım başladı. Tam yani benim şeyim bu. İkinci hafta ya da üçüncü hafta yani yeni başlamışız. Tak tak tak. Merkez binada eski Harbiye Nezaretinde böyle güzel bir odası vardı. Tak 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 kapısını vurdum. Kapıyı açtım tıfım bir öğrenci. Kimsin işte ben böyleyim. İngilizce biliyorum, Fransızca biliyorum. Galatasaray mezunuyum. Ben sizin kürsüye asistan olmak istiyorum dedim. Çok güldü hoca. O sıralarda o da Talat Aydemir'le beraber memleketi kurtaracaklar falan. Kafası yani başka işlerle meşgul. Dedi ki yandaki o dedi. Sencer Divitçioğlu hocam var dedi. Bu sene Cambridge'de o dedi.
seneye gelecek dedi. Seneye geldiğinde onunla konuş dedi. O dedi bu seni izlesin dedi. Tabii hocam dedik. Gittik. Böylece Sencer Hoca, o da yani çok hayatımın en önemli, uzak ara en büyük etkiyi yapmış insan. Hem insan olarak gelişmemde hem şeyimde Sencer Hoca'nın beni izlemeye aldı. Sencer Hoca'nın kritik de bir şeyi var. Çünkü bu sırada da işte biz de müzisyenlik yapıyoruz. AESEK diye bir dernek var. O derneğin yöneticilerindenim. Ondan İsveç'e, Norveç'e gittim. Orada baktım İsveç Sıral abimiz, meşhur saksafoncu, orada orkestralarda çalıyor filan. Biz de saksafonculuk yapıyoruz Barış'la beraber. Sonra işte başka gruplarla caz yapıyorum, saksafonculuk yapıyorum filan. Acaba yani müzik mi yapsak? Hani işte gideriz biz de şeye, Kopenhag'a, Malmö'ye filan, İsveç'e filan böyle. Sencer Hoca işte 3. sınıfta sordu bu. Yani ne yapacağım falan. Vallahi size hocam dedim. Yani aslında olmak istiyorum ama bir tarafta da işte saksafonculuk var. Yani onu da çok seviyorum filan. Ya o dedi Sencer, boş ver dedi saksafonculuğu. Gençliği güzeldir işte. Kızlar, içki, gece kulüpleri falan filan ama yaşlılığı zor olur dedi. Bak bizim mesleğin yaşlılığı da çok iyidir dedi. Böylece saksafonu kaldırdık. Kenara hocanın dediğini dinledik. 3 tane büyük kitap verdi Adam Smith vesaire. Sen bu yaz bunları oku gel diye. Orada bir değerlendirme yaptı. Ben müziği çok seviyordum. Yani ama baktım etrafımda müzikte benden çok daha yetenekli insanlar var. Yani müzikal yetenek. Çünkü müzik çok yeteneğe bağımlı bir şey. Ya var, o da yukarıdan geliyor yani. Ya var ya yok. Diğerleri gibi değil. Burada mesela Sencer'in dediği önemli ama ondan evvel başıma da Şerif Yüzbaşıoğlu vardı. Önemli bir orkestra şefiydi. Aynı zamanda klasik orkestra şefliği falan da yapan. Bir ara onun orkestrasında çalıyordum. Orkestra prova yapıyoruz. Parmağım kaydı. Si bemol yerine si bastım. Parmağını uzattı. Si bemol değil si dedi. Şimdi altı enstrüman çalıyor. Ama onu düşündüm. Ben bunu duyar mıydım? Demek ki müzikte senin gidebileceğin yer sınırlı. Nitekim haklı çıktım da. Böylece okul bitince de direkt okul Haziran'da bitti. Eylül'de beni asistan tayin ettiler ve eğitim sürecimizin en azından bu kısmı başladı. Dönem farklı bir dönemdi. Hocalar ders anlatırken arkalarında asistanlar ayakta dururdu. Yani ben İktisat Fakültesi'ne girdiğimde bizim anayasa dersimizi meşhur anayasa hukukçusu Hüseyin Nail Kubalı verirdi. Kubalı gelirdi, önde Kubalı, arkada iki tane asistan. Ondan sonra ders boyunca onlar öyle dururlar. Ondan sonra hoca önde kürsü, yüksek kürsülerde anlatırlar. İşte Sıddık Sami Onar idare hukuku dersine geldi. Arkada gene doktor asistanlar, doçentler falan. Böyle müthiş, üniversite müthiş hiyerarşik yapısı olan, biraz lonca vari, el verilen, herkes de bir altına eziyet yaparak böyle bol miktarda hocanın çantası taşınır bilmem ne falan filan. Öyle bir dönemdi. Dolayısıyla ben asistan olduğumda olunca İdris Hoca dedi ki bana benim derslerime gireceksin dedi. Zaten bekliyorduk kendi normal ama ayakta durma yok. Kürsüde benim yerimde sen oturursun, ben ayakta ders anlatıyorum dedi. Dolayısıyla asistan olduktan sonra ilk sene İktisat Fakültesi'nin yeni binasında İdris Hoca'nın dersini ben kürsüde, ben oturuyorum, hoca ayakta ve böylece dersi yaptık. Böyle bir gelenek, güzel bir gelenekti. Yani hocanın ne anlattığını bileceksin. Ondan sonra, şimdi tabii böyle bir şey söz konusu olamaz yani. Böyle bir derhal tacizden şeye girersin yani o şey. Başın derde girer yani bana mobbing uyguladı diye ama o zaman bize son derece normal geliyordu. Yani ben bütün hayatımı üniversiteye adayarak yani daha anlattım bunu. Nitekim mezun olduğumda işte aileden de böyle şeyler var. İşte Türkiye'nin büyük şirketlerinden o zaman üniversite 600 lira maaş veriyor. Bana 2500 lirayla İngilizce biliyorum, Fransızca biliyorum, Amerika görmüşüm, akıllı çocuk, matematiği var, muhasebesi var, üstad biliyorum. Yani böyle tam böyle prezentabil derler. Ondan sonra reddetmişim. Yani üniversite kariyerine kendimi odaklamışım. Dolayısıyla yani şey, yani hayatımız bizim bu demişiz. Üniversiteye girdikten sonra o maaş az geldi tabii. Yani maaşla yaşamam çok zordu. Simultane tercümanlığa başladım. Gene Hasan Akberen kardeşim ona başlamıştı. Ya sen de gel dedi. Biz ilk simultane eğitim gördük filan. İlk simultane tercümanlarından simultane tercümanlar derneği vardır.
Konferans Tercümanları Derneği, Zeynep Bektikler, Bihar Mergin, onlarla şey, o derneğin kurucularındanım. Yani oradan ekstra bir şey yapmak. Üniversitede gene doçentlik sırasında biraz param azaldığında böyle bir iki şey üzerinden ufak tefek fizibilitelere kenarından destek olmaya başlamıştık. Ne oldu? 12 Eylül'de geldi. 12 Eylül'de üniversiteyi temizlediler. Ben istifa ettim ama çok bozulmuş şeyde 1402'nin atmaya gelenler. Ya biz onu atacaktık, nasıl istifa eder demişler şeye, sekretere, sonra anlattı bana. Onlar bizi atmadan biz istifa ettik. Murat Berge, ben filan birkaç kişi. Benim de şeyden, üniversiteden ayrıldığımda, ayrıldığım takdirde bir şey yapabilme imkanımı kendine açık tutmuştum. Biraz babam da macera perestedi, Allah rahmet eylesin, iş hayatta. Onun gibi kendime göre hep küçük maceralarım olmuştu. Yani aniden kendimi özel teşebbüste buldum. 1980 sonrasında bir süre evde oturdum, kitap yazdım. İşte alternatif büyüme stratejisi falan filan kitaplar yazdım. 3 gün, 5 gün. Bir süre sonra insan sıkılıyor. Yani 40 yaşında taşı sıksan suyunu çıkartacak yaştasın, evde otur, kitap yaz. Çünkü para da yok. Onun için mecburen iş hayatına girdik. Onun için işte o da bir kırılma noktasıydı. Çok başarılı oldum söylenemez. Yani para kazanmadık değil ama onları sonra kaybettim. İyi bir yönetici miydim çok emin değilim. Çünkü sonra siyaset deneyim de onu gösterdi. O arada üniversiteden öncesinde siyasete hep dışarıdan ilgilenen biriydim. Şeyden sonra, 12 Eylül'den sonra üniversiteden ayrılınca, ya bir siyaset miyaset falan, işte Erdal İnönü geldi. SODEP'e kurucu olur musun dedi. Dedi ki o zaman, ya bu Kenan Evren'e gidecek, veto yiyeceğiz filan, onun için zaten arası iyi değil bizden, onu biliyoruz. Ondan sonra olmadık ama sonra SODEP'le ilgilendim, sonra SHP'yle ilgilendim. Sonra o şey oldu, işte Yeni Demokrasi Hareketi'ni kurduk. Kadıköy'den birinci bölgeden aday oldum. 1005 oy aldık. Onun getirdiği bir rahatlık var. Arada sırada böyle, yani toplumla ilgili sorunları düşünen, tartışan insanlara vatandaşlar, ya niye siyasete girmiyorsun der. Benim orada çok büyük rahatım var. Girdim kardeşim, oy vermedin. Ne ilgili yani. O verseydin o zaman. Kaç verdim, oy vermedi. Tamam, ne söylüyorsun şimdi? Girdim mi? Ben girdim. Birinci denizden aday oldum mu? Oldum. Sen oy verdin mi? Vermedin. Verseydin 1005'te kalmazdı. 1005 dediğin 1500 kişi zaten, hepsinin ismi soyadını ben de biliyorum yani, kimin oy verdiğini, kaç kişi vermiş o. Siyasete bir iki böyle müdahale arayışım, böyle siyasete doğrudan ya da dolaylı müdahale. 70'lerin sonunda mesela Ecevit hükümetinden evvel doğru dürüst bir iktisat politikası uygulanması için çaba gösterdik çok. O süreçte artık orada söyleyecek lafım olmadığına karar vermiştim. Dolayısıyla 80, yani 70'lerin sonuna, 80'lerin başına geldiğinde yavaş yavaş iktisat politikasına, yani güncel iktisada dönmeye, Türkiye ekonomisine ve güncel iktisada dönmeye başlamıştım. Üniversiteden ayrılınca ucuk oturdu, ilgim şeye döndü. Yani iktisat politikası sorunlarına ağırlık vermeye başladım. Ekim işte 94'te Sabah Gazetesi'nde köşe yazısı, ekonomi köşe yazıları yazmaya başladım. O sırada tabii Bilgi Üniversitesi kuruldu. Onun da kuruluşunda yer aldım. Kurucular, bir tane benim öğrencimdi, gel hoca sen de dediler. Kuruculardan bir tanesi hocam zaten, beraber olduğumuz Gülten Hacı. Bir tane sınıf arkadaşım Toklamış Ateş. Biz üç kişi böyle akademiyeyi temsil eden İktisat Fakültesinden Bilgi Üniversitesi kuruluşunda yer aldık. Ben ilk rektörü, kurucu rektörü oldum. Dolayısıyla üniversitenin kuruluşunu şey yaptım. Fazla uzun sürmedi, yöneticilikte çok parlak değilim. O belli oluyor. Sabah'ta yazılarıma devam ediyordum bu arada. İyi bir iş yaptık yani, iyi bir kuruluş yaptık. O kuruluş Bilgi Üniversitesi'nin önünü açtığını düşünürüm. İşte ondan ayrılınca da şey, NTV'ye geldi bu sefer. Deniz Gökçe ile Mavi Eğilmez bir arada Ekodiyalog'u kurduk. Aniden kendimizi sahne sanatkarı, televizyon sanatkarı halinde bulduk. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Hayatın sana ne getireceğini bilmem mümkün değil. Yani bana 1966 Ekim'inde İktisat Fakültesi'ne başladığımda birisi deseydi ki sen bir gün tanınacaksan televizyondan dolayı tanınacaksın, kahkahayla gülerdim yani. Ne alakası var kardeşim, ne işimiz var televizyondan, ne alakamız var filan. Ama öyle olmuyor. Mavi ayrıldı, Ege geldi. Egecan senden devam ettik. Sonra Ege ayrıldı, Taner geldi. Sonra Mavi tekrar geldi filan. Hop, hop. Sonra hop, 2008 krizi geldi, o bitti. Satıldı filan. Sabahtan Vatan'a geçtik. Vatan kurulunca Zafer'le beraber. Bir süre sonra Vatan şey yaptı. Gazete de bitti. Yani Türkiye'de siyaset hep şey tabirle başattır. Yani bizim
entelektüellerin sevdiği tabirle, yani siyasetin geri kalan alanlar üzerinde çok böyle ağır bir baskısı vardı. Bu mesela Amerika'da öyle değildir. Amerika'da gerçekten ekonominin kendi yaşam alanı vardır ve tersine ekonomi siyasetin üzerinde büyük bir baskı ve güçle gider. Bizde siyaset her şeyin üzerinde, daima her şeyin üzerinde bir güce sahiptir. O zaman da öyleydi, şimdi de böyleydi. Bugünkü dünyamızın bir icat edenler var, keşfedenler var. Onlar zaten yapanlar. Onlar için bu organik, kendiliğinden olan bir süreç. Onlar içine doğmuşlar. Bir de sonradan ilk yapamayanlar var, sonradan girenler var. Bunların içinde çabuk girenler var. İşte yani İsveç falan gibi böyle Avrupa'nın bir sürü Avrupa'yı çabuk, o dünyaya çabuk. Bir de bizim gibi gecikenler var. Onlar da gel. Şimdi bunlar açısından baktığında ilk aşamalar kolay. Çünkü ilk aşamalarda taklit ediyorsun. Ne yapıyorsun? Hukuk lazımmış. Bakalım Avrupa'da ne var? Al oradan medeni hukuku, al buradan ceza, İtalya'dan ceza hukukunu, al Almanya'dan ticaret hukukunu getir. İşte ne lazım? Merkez Bankası lazım. Ne yapalım? İşte Avrupa'da Merkez Bankası. Ne o? İngiliz var. Onların takip, onlara göre getirelim onlara merkez. Yani taklit kısmı, birinci kısım taklit kısmı. Okul ne var? İşte Fransa'da liseyi kuralım da bilmem ne filan. Taklit kısmı çok kolay. Fakat belli bir aşamada taklit artık yetmiyor. Belli bir aşamaya geldikten sonra modernliği kendi içinden üretmen gerekiyor. Birinci kısım kolay. Türkiye onu geçti. İkinci kısım zor, orada zorlanıyor şimdi. Modernliği kendi içinden, çağdaş toplumun gereklerini içselleştirerek, taklit etmek demek içselleştirmeden birisinden alıyorsun. Onun için ne yapıyoruz? Biz kanunu getiriyoruz ve uygulamıyoruz. Çünkü niye bize uymuyor kanun? İçselleştirilmiş değil. Bunun çok güzel bir şeyi de vardır, örneği de vardır. Medeni kanun çıkıyor. Medeni kanun çıktıktan sonra bakarsanız buna görürsünüz. 5 senede bir nesebi gayri sahih çocukların nesebe geçmesi diye bir kanun çıkar. Bu evlilik dışı doğmuş çocukların nüfus kaydına geçirilmesi kanunudur. Niye? Medeni kanun çıkmış ama Anadolu'nun Türkiye'nin %80'i kırsal. Kim medeni kanunla belediyede evlenecek? Eski usul evleniyorlar. Ama eski usul evlenince miras sorunu çıkıyor. Dolayısıyla kanun çıkartıyorlar. Medeni kanunda evlenmemişler ama bunların çocuklarına medeni kanunda evlenmiş gibi nüfuslarına geçirme kanunu nüfusla getiriyor. Şimdi bu yani taklit ve içselleşme kendi üretir. Şimdi böyle bir sorun yok. Ne oluyor sonra? Şartlar değişiyor, kurallar içselleşiyor ve şey yapıyor. Şimdi böyle bir soruna ihtiyaç kalmıyor. Dolayısıyla şimdi Türkiye'nin gelmiş olduğu yer modernliği artık kendi üretmek zorunda. Biz artık dışarıdan ceza hukuku, işte kadın bilmem nesinde, işte öbür hikayede, şunda bunda o imkanı kaybettik. Şimdi biz Türkiye'ye uygun bir ceza hukuku, Türkiye'ye uyumlu bir Merkez Bankası. İşte yapamadığımız ortada. Taklidi kolay oldu. Bir Merkez Bankası getirdik ama bizim bünyemize uymadı. Hemen çıktı ortaya. Ne oldu? Kanun değişti, görevden almaya başladı bilmem ne. Yani şimdi onu öğrenme aşamasına geldi. O tabii kolay olmuyor. Biraz sopayla oluyor. Yani hatalar yapıyorsun. Taklitte hata olmuyor. Adam yapmış, denemiş, beğenmişsin, yanmışsın, getirmişsin. Onu getiriyorsun. Orada uyumsuzluk sorunu çıkıyor. Burada sen yaptığın zaman işte bunu en iyi göreceğimiz yerlerden biri, eskiden çok basitti bizim eğitim sistemi. Fransa'dan almışız. Eğitimde her sene reform yapıyoruz. Her sene reform ne demek? Yapmadık demek. Reform ciddi bir şeydir. Yaparsan en az 10 sene, 15 sene kalır. Ertesi sene değiştiriyorsan demek ki değiştiremedin. Şimdi işte kendimize uyanları yapmaya çalışıyoruz. Yani bu dönemin zorluğu, tabiri caizse işte, modernliği Türkiye artık dışarıdan taklitten getirebilmek zorunda değil. Kendi bünyesinden uygun bir modernliği, hukuki yapıyı, normları, zihniyetleri, ahlaki değerleri üretmek zorunda. Modern toplumu taşıyacak. Onları üretmesinde sırasında işte bir takım hatalar yapıyor, yapmaya devam ediyor. Çünkü başka yolu yok, el yordamıyla gittiği için. O arada bir iki şanssızlık da olursa işte bugünkü yere hızla gelirsin.